Güzel canlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aşkı niyazlarımı sunuyorum. Bugün normal veya anormal insan ne demek? Gerçekten de biraz ilginç bir konu. Benim normal bir insan olabilmem için hangi koşulda olmam lazım? Veya da benim anormal olabilmem için hangi kısaslara veya da niteliklere sahip olmam lazım? Veya da birine göre normal olan yerine göre anormal olabiliyor mu? Veya da sınıflı toplumlarda, kör inançlarda normal ve anormal noktasındaki bakış değişebilir mi? Şimdi bu nokta itibariyle önce bu kelimenin bir tanımlamasını yapmamız gerekiyor ki normal insan hakka, hukuka, kurala uygun hareket edip şaşılacak bir hareket ve davranışta da, eylemde bulunmayacak doğal olan kişilere normal insan deniyor. Normal insan aşırılığı, eksikliği, taşkınlığı olmayan insan. Bugünkü tanımlamayla bu. Şöyle bir şey söyleyelim. Kötü duygu ve düşünceler içerisinde olup Kötü eylemlerde bulunan bir insana normal bir insan diyebilir miyiz? Kötü duygu düşüncelerle kötü eylemlerde bulunan insanlar kuralları yıkmakta, düzeni bozmakta, hak ve hukuku çiğnemektedirler. O zaman bu koşulda olan bir kişiye normal bir insan demenin mümkünatı da yok. Madde ve mana bütünlüğünde olup düzgün, doğru, kamil olana normal insan deniyor. Bu noktayı biraz açalım. Madde ile mana bütünlüğünde. Yani dış alemdeki realite ile iç alemdeki mana bütünlüğüne gelmiş ilmiyle, irfanıyla, hikmetiyle, marifetiyle, kemaletiyle olgunlaşmış, tekamülünü tamamlamış insana normal insan deniyor. Ama bir şey dikkat edin. Manevi noktalarla ilgilenen insanlara dışarıdaki insanlar diyorlar ki anormal insan. Bakın ona göre anormal oldu. Kemaleti edinmiş haksal sosyal çevrede olanlar için de dışarıdaki adam anormal. Neden? Haksal koşulda olmadığı için her an kötülük yapma koşulunda. Anormal insan, nefse emmarenin kötü alma arzusunun etkisinde doğal olmayan, ne zaman ne yapacağı belli olmayan insan. Peki, şöyle bir tanımlama şimdi yapalım. Yeryüzünde... 8 milyar insan var diyoruz veya da daha üstü. Bunlar hepsi normal olmuş olsaydı yeryüzünde kaos olur muydu? Kavga olur muydu? Birbirini öldürür müydü? Çocuklara tecavüz edilir miydi? Kimse kimsenin hakkını el uzatır mıydı? O zaman yeryüzünde 8, 8 milyar anormal insan var. Bunların hiçbiri normal değil. Ama bakın kendimize baktığımız zaman diyoruz ki biz normal insanız. Eğer benlik varsa, egoizm varsa, kibir varsa, kıskançlık varsa, haset varsa, kötü duygu ve düşünce varsa, nefsi emmaren çalışıyorsa sen anormal bir adamsın. Çünkü normal statüye gelmemişsin. Her an kötülük yapma koşulundasın. İşte tasavvufta, haksal irşatta normal ve anormal insanın tanımı buna göre yapılmakta. Anormal insan kurallara aykırı olan, düzgün olmayan, tekamülünü tamamlamamış her an ne yapacağını bilemeyeceğiniz adam. Şöyle bir şey örnek verelim. Siyaseti göz önümüze getirelim. Bir dönem dost olduğumuz adamla ikinci dönem kanda olabiliyor muyuz? Hı? Bakın çok basit bir örnek veya da belli bir menfaat noktasında yol alıyoruz. Menfaatını hafif bir şekilde zedelediğiniz zaman siz onun için çok kötü olursunuz ve anında normal olan insan size anormal bir koşulla yaklaşım içerisine girer. O zaman biz normali ve anormali çok iyi bilmemiz lazım. İşte tasavvuf normal insan yaratmak için olan bir ilim. Tasavvuf aslında bir ilim. Ne ilmi? İnsanı inşa etme ilmi. İnsanı insanlık koşuluna getirme ilmi. İşte biz ne zaman bu ilmi öğrenir, öğretirsek yeryüzünde normal insanlar olacak. İnanın ki şu anda yeryüzü anormal insanlarla dolu. Neden? Kötülükler diyarı. E kötülüğün olduğu bir yerde normal bir insanın olmasının mümkünatı var mı? Yok. Başka bir tanımlama daha yapalım. Ritüellerle inandığını ifade etmek için ibadet eden birinin sürekli kötülük yapması anormal midir? İnanıyorum. Ritüellerle ibadetimi yapıyorum. Ama eyleme gelince Yaptığımın amelini işlemiyorum. Bakın ha normal. Bugün dinin aldatması denilen şey bu değil mi? İnandığımı rütbellerle gösteriyorum. Maun süresi gereğinde cehennemlik oluyorum. Ama ben normal bir insanım. Dikkat edin dindar denilen kör inan sahiplerinin bir özelliği var. Ben ibadetimi yapıyorum. Diğer de diyor ki. Adam ibadetini yapıyor. Beş vakit namazda, oruçta, haçta, zekatında, her şeyinde var. Ama eyleme gelince eylemde marenin bütün nitelikleri çıkıyor. Bu adama inanmış adam diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Mümkünatı yok. Gösterişte evet ama eylemde hayır. İlim, irfan, hikmet, marifet, Kemalet bilimle hal olan insanlar normal insanlar. Bunun dışındaki insanlar anormal insanlar. İlim insanı geliştirir mi? Geliştirir. İrfan insanın zahir ve batın, görünen ve görünmeyen her şeyi bilme noktasına getirir mi? Getirir. Hikmet ne demek? Tanrı bilgisi. Yani görünenin ardındakini görünmeyeni görme noktasına getirmek. Bu noktaya gelen bir adamın serra kadar kötülük yapmasının asla mümkünatı yok. Kendini bilip maneviyatı edinmiş, cümle varlığın hak ve hukukuna saygılı, kırmadan, yıkmadan, incitmeden sevgi koşuluna gelmiş insan normal insan. Sevgi ne demek? Sevgi koşuluna gelmek. Ben her şeyi kabul ediyorum ve herkese istidatı gereği bir yaklaşım içerisindeyim. Bu koşula gelen adam normal. Kendini bilmeyip nefs kötü alma arzusundan kurtulmayıp egoist olan insan, bencil olan insan, kibirli olan insan, kıskanç olan insan, dedikoducu olan insan, fesat olan bir insana normal diyebilir miyiz? Bakın anormal insan. Ama garip. Şu anda çevremizde sosyal sütüatüleri hele ki siyasette ve farklı yerde olup bunların hepsini yapanlar saygı görüyorlar. Hırsız adama saygı gö gösteren bir adama normal diyebilir miyiz? adam kandıran bir adama ve ona saygı duyan bir adama normal bir insan diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Şimdi bu noktada önce taşı kendimize vurmamız lazım. Evliyanın biri Kabe'ye gitmiş. Herkes şeytana taş atıyormuş. O da bir yerden bir taş almış kendine vurmaya başlamış. Demişler ki Erenler siz ne yapıyorsunuz? Demiş ki orada şeytan yok. Şeytan benim içinde. Ben de kendi içimdeki şeytana taş atıyorum. O zaman bizim normal insan olabilmemiz için önce taşı kendimize atmamız lazım. Yani nefs-i emmariyi kör etmemiz lazım, ıslah etmemiz lazım ki normal insan koşuluna gelelim. Bizi anormal yapan ne? Nefs-i emmarenin kötü arzuları, istekleri. Hepimiz emmarenin kötü arzu isteklerinden sıyrılıp normal insan düzeyine gelmiş olsaydık, Yeryüzünde barış olurdu. Sevgi olurdu. Hoşgörü olurdu. Paylaşım olurdu. Muhabbet olurdu. Herkes birbirinin karşısında saygıyla eğilip hizmetle hürmet ederdi. Varlıkta hakkı görüp de hizmet etmeyen adam normal olabilir mi? Onun için cümle varlıkta hakkı görene aşk olsun denir. Gören de eğilir ve saygıyla hürmetle hizmet eder. Dünyevi arzularının peşinde envarenin kölesi olanların özgür olmasının mümkünatı var mı? Ne envarenin kölesiyim ama özgürüm. Dikkat edin insanlar şu andaki süreçte diyor ki özgürüm ben istediğim yere gidiyorum. istediğimi yapabiliyorum acaba isteklerin istediklerini mi yapıyor yoksa nefse emmarenin istekleriyle onun köleliği noktasında mı bir şey yapıyor? Hak koşuluna gelmeyen bir adamın ben özgürüm demesinin mümkünatı yok. Hepimiz şunu diyor muyuz? Allah her yerde. Bak ne kadar özgür. An itibariyle her yerde. Bir insan da hak ile hak olur. Haksal koşula gelirse hak ile an itibariyle her yerde olur mu? Bu ne demek biliyor musunuz? Bütün varlıktaki hazı yaşıyorum. Bütün varlıktaki keyfiyeti yaşıyorum. İşte bu koşula gelen adam özgür adamdır. Ama bir türlü sınırlı. O sınırıyla insanın özgür olmasının mümkünatı yok. Gerçek özgürlüğe gelmiş, manevi edinimini yapmış, Doğal realitenin içinde haksal yaşam sürenler normal insanlar. Diğerleri mi? Sıkıntı. Maneviyata edinmek isteyen, kendini bilen insanlar normal insan olarak tarif ediliyor. İnsan olmak için çalışıp, çabalamalı ve normal dediğimiz koşula gelmeliyiz. Şimdi başka bir koşulumuz daha var. Hepimiz surette insan mıyız? Surette insanız, sıfatta insanız. Peki niteliklerimiz insan mı? Sevebiliyor muyuz? İyilik koşuluna gelebiliyor muyuz? Hoşgörüyle cümle varlığa bakabiliyor muyuz? Bana birisi desin ki bende hiç ego yok. Bende hiç benlik yok. Bende hiç kibir yok. Hiç kıskançlık yok. Ben dedikodu yapmam, kimseyi çekiştirmem. Bunu diyen adam normal adam. Demeyen mi? Hepsi anormal. Yeryüzüne kötülük salan adam bunlar. Bu nokta itibariyle surette insan ama surette insan olmamışların normal bir insan olabilmesinin mümkünatı yok. Dünyevi surette insan olanlar surette ve özde insan olmadıkları sürece hep anormal kalmaya devam edecekler. Eğer dünya üzerindeki insanlar normal ise demin söyledik yer üstündeki anormallikleri, çirkinlikleri, zulmü, sömürüyü, birbirlerini öldürmeleri, tecavüzleri nasıl açıklayabiliriz? Sormuşlar bir yere demişler? Ya erenler şeytan nerede? Oğul demiş ne kadar insan görüyorsan hepsini terbiye etmemişse hepsi şeytan. Hepsi şeytan. 8 milyar insan şeytan olmamış olsaydı yeryüzünde bu kadar kötülük olmazdı. Nebiler, Resuller, Veliler, hak ile hak olmuş hak dostları ise yeryüzünde tek normal olan insanlar. Bu normal insanlar dışarıda nefse emaresine uymuş anormal insanları normal insan yapmak için ne kadar fedakarlık yapmışlar. Nebiler öldürülmüş mü? Vatanlarından sürülmüşler mi? Taşlanmışlar mı? Ama dikkat edin buna rağmen bir kere bile of dememişler. Hazreti İsa'nın çok güzel bir sözü var. Çarmıha gerildiği zaman diyor ki Rab onlar ne yaptıklarını bilmiyor. Sen onları bağışla. Hüseyin Allah'cı Mansur da diyor ki tek tek uğuzları kesiliyor. Allah'ın diyor onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar benim gördüklerimi onlar da görmüş olsaydılar bana asla o zulmü yapmazdı. Sen onları başla. Hangisi anormal? Hangisi normal? Hallacı Mansur mu? Yoksa onları ener, o ener hak dediği için ellerini kestiler, gözlerini oyurdular, kulaklarını kestiler. Dikkat edin. Onun için nebiler ve veliler hak dostları insanları normal koşula getirebilmek için onların nefisleri nasıl terbiye edeceklerine, kendisinden kendisine nasıl yolculuk edip şah damarındaki şah damarından yakın olan Allah'a nasıl yakın olacaklarını göstermişler. İnsan kime göre nasıl normal veya da kime göre anormaldir? Şimdi sizce köle mi normal, Efendi mi? Köle mi normal? Efendisi mi? Patron mu normal? İşçi mi? Bakın ikisi birbirine farklı koşulla bakıyor. Efendi için kölenin normali nasıl? Dili olmayacak, kulağı olmayacak, ama cüssesi kuvvetli olacak, itiraz etmeyecek, verilen her işi yapacak. Köleye göre normalitene efendisinin onu dövmemesi, eziyet etmemesi. Ve dikkat edin sistemlerin hepsinin içerisinde bu var. Kemaletini bulan sevgi koşuluna geldiği zaman haksal koşul içinde normalleşecek. Normal insan iyi koşula gelip kendini iyi olarak nitelendiren... Bakın dikkat edin. Normalde bir insanın kendisine ben iyiyim demesi egoist olarak bakılır. Kendini bilip Rabbine, bil, Rabbini bilen adam iyi koşulda. Tek iyi var. Tek iyi. O da Allah. Allah gibi olanlar iyi. Allah gibi olmayanlar iyi değil. Allah'ın nitelik ve özelliklerine bürünenler iyi. Ama Allah'ın nitelik ve koşuluna gelmeyen bir adamın ben iyiyim demesinin mümkünatı yok. Çevresi tarafından iyi olarak tanımlanan, mesleksel olarak üretime katılan, ürettiğini paylaşma noktasına getiren, sorumluluklarını yerine getirip sosyal çevresine karşı duyarlı olan, herkesin iyi bir koşula gelmesi noktasında çaba ve gayret içinde olan insanlar hem iyi insan Aynı zamanda normal olan insanlar. Normal insan kendisiyle, sosyal çevresiyle, doğayla barışık olup özüne, aslına, hakikatine ulaşmış olan insandır. Hepimiz özün özüne ulaşmış olsaydık şu anda ne derdik biliyor musunuz? 53 kişiyiz. 53'ümüz bir, birimiz de 53 derdik. Yani tende, ruhta, kanda, canda bir olmayı ifade ederdik. Ama hala baki baki, nermin nermin, kemal de kemal. Bakın ayrılık ve gayrılık var. Normal insan ayrılığı ve gayrılığı kaldıran insan. Ama anormal insan ayrılık ve gayrılık yapıp kendisini diğerlerinden farklı gören insan. Sınıflı sistemlerde Aynı zamanda kör inanç dediğimiz dinlerde öncelikle her denileni yapan adam, hiçbir şeye ses çıkarmayan adam, sorgulamayan adam, verilen işi yerine getiren adam, itiraz etmeyen adam, soru sormayan adam normal insan. Sistem böyle istiyor. Şu anda kapitalizm böyle bir insan tipi istemiyor mu? tarikatlar da ben şıkım. Bana itaat etmezsen bu iş olmaz. İtaat neye? Hakka, hakikate, ilme, irfana, kemalete. İnsanın kendisini bilme noktasındaki yürüyüşünü olmak zorundadır. Sorgulayıp hak ve hakikati arayan insanlar kör inançta ve sınıflı toplumların bakışlarında anormal insanlardır. Bugün iktidara karşı çıkarsanız siz anormal insansınız. Bir partinin içinde başkana karşı çıkarsanız yine anormal insansınız. Neden? Çünkü onun çıkarlarını, menfaatlerini, söylemlerini kırmış olursunuz. İlerlemenin koşulu, insan olabilmenin koşuluna gelmenin temel koşulu, insanın, insanın, İlim irfanla donanarak normaldiğimiz dediğimiz insanlık koşuluna gelip daha sonra avam ve nadan denilen tabakayı da kendi koşuluna getirmekle ancak olur. Bakın biz bütün insanların ilim irfanla donanmasını istiyor muyuz? Güzel yaşamasını istiyor muyuz? Yeryüzü bütün insanların için. O zaman yeryüzü ne zaman insanın insanca yaşadığı koşula gelirse... Bilin ki orası normal insanların ülkesi. Savaşıyorsak, öldürüyorsak, kırıyorsak, yıkıyorsak, incitiyorsak bilin ki yeryüzü anormal insanlar yüzünde anormal bir yerdir. Hepinize saygı ve sevgilerimle aşkını yazlarımı sunuyorum.